Burada değerli Taner Eyüboğlu hemşerimizi de burada da bu konuda da bilgilendirme adına da bunu Taner Eyüboğlu şu anda izliyordur zaten. Herhalde tatmin olmuştur. selamlarımızı iletiyorum kendisine. Tabii Zeki Bey, biz geldikten sonra ya bir yıldır yaklaşık bakın 13 Mart'ta 15 Mart'ta sokağa çıkmak yasakları başlamıştı geçen sene. Evet. Biz yaklaşık bir yıl oluyor. Ya bir yıldır doğru düz program yapamadık. Geldiğimiz süre zarfında ne yaptık? Mümkün olduğu kadar derneklerimizi ziyaret etmeye başladık. Evet. Yaklaşık birebir 40'ın üzerinde derneğimizi ziyaret ettik İstanbul'da. Hem Anadolu yakasında hem Rumeli yakasında olmak üzere bütün derneklerimizi mümkün olduğu kadar ziyaret etmeye, onlarla yaklaşık 20 bin üyemiz var Kıbrıs'ta. Biz Kıbrıs'ta çok Tabi etkiniz. orada Trabzon'dan Yani fazla doğru. sağ olsun buradan Murat Civelek Başkanıma da selamlar gönderiyorum. Çok değerli, çok kıymetli, gerçekten gecesini gündüzüne katan, emek veren, ülkesini ve Trabzon'u çok seven bir kardeşim. Onunla da buradan gurur duyuyoruz. Kıbrıs'a da buradan selam olsun bütün hemşerilerimize. Saygılarımı, Başkanım size sevgilerimi var ya bir iletiyorum. Ama konularımızı çok konular var. bitiremeden Mesajlar da çok tabii başkanım. eyvallah ama Söyleyin buyurun başkanım. başlık halinde geçen sene çok mutlu oldum. Yani bize bu imkanı verdiğinizde bunu da tasarruflu Başkanım kullanmakta buyurun. Siz fayda var diye düşünüyorum. konuşacak Zeki çok bir Bey, şeyimiz var. yani bize sordunuz ne yaptınız diye. Biz bu 2 yıllık süreci tabii bir yıl içerisinde çok belki şeyler yapamadık. Ama bu son yıl içerisinde. Ama yaptıklarımızı da burada insanlarımızın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Biz tabii ki iftar programlarımız var çok ciddi manada. Görüntülerde zaten bunları veriyoruz başkanım. Bunlar tabii ki insanlarımızla bir araya gelmeye çalıştık. Sahur programlarımızı yaptık. Trabzon'la sanatçılarımızın birebir görüşmelerini O çok önemliydi yani başkanım. Onu söyleyeyim birebir yani. daha o toplu görüşmelerin haricinde birebir görüşmelerimizi yaptık. Tabii ki bu son bir yıl içerisinde bakın biz şehidimizi de unutmadık. Rahmetli şehidimiz Eren Bülbül adına Kamerun'da su kuyusu açtık. Öyle mi başkanım? Evet, bunu bizzat federasyon karşıladı. Ve Haberimiz Trabzon'a yoktu yani. evet şükürler olsun buna mutluluk duyuyoruz. Bu sosyal medyada da paylaşıldı, edildi. Kamerun'da açtık. Şehit Eren Bülbül. Bülbül su kuyusu diye. Vallahi çok güzel başkanım. Resimleri varsa onu haber Tabii yapabilirdik hepsi yani. var, haberlerde tabii var. Biz Trabzon'u bakın geçen ay ne yaptık? Tablet dağıttık. Trabzon'a ne yaptık? En son dernek pazarında bir okul müdüresi hanımefendinin bize müracaatıyla beraber oradaki talebelerimizi botundan montuna kadar gençlik kollarımız gitti oraya. Bizzat kendisi talebeleri giydirmek suretiyle beraber çağrıldı edildi ve onun mutluluğunu hazını yaşıyoruz. Tabii ki onun keyfi başka oluyor. Tabii biz tabii bununla ilgili durmuyoruz. Bakın ne yapıyoruz? Geçen hafta rekor kırdık biz. Örnek. Ne rekoru başkanım? Neydi bu rekor? Geçen hafta Bağcılar Meydanı'nda burada kıymetli Bağcılar Dernek Başkanıma Sayın Ethem Coşkun'a selamlar olsun. Kan toplama rekoru kırdık. Ama her zaman Trabzonlar kırıyor galiba Kırıyoruz değil mi? ama geçen hafta Türkiye çapında rekor kırdık. Bakın Çok güzel. Türkiye'deki en çok kanı toplayan Trabzon Dernekler Federasyonu. Bununla da gurur duyuyorum. Kan bankası ile ilgili en önemli çalışmayı yaptık biz mesela. Kızılay bununla ilgili bize sağ olsunlar Sanırım ilik konusunda da aynı başarıyı sağlamıştık aynı. başkanım. Bakın bu hafta Allah nasip ederse karşıda Sancaktepe'de Cumartesi Pazar Gazi Osman Paşa Meydanı'nda ve Bahçeli Evler Meydanı'nda 2 gün yine Trabzon Dernekler Federasyonu burada kan toplama kampanyası yapıyor. Ve bunu da ciddi bir şekilde yapıyor. Bakın en son yaptığımız biz vergilendirme ile ilgili bir komisyon kurduk. Ne alakası başkanım derneklerle? Tabii ki biz Trabzon Dernekler Federasyonu'na müracaat eden her Trabzon derneğinin bu konuda biz altyapı desteği verdik. Vallahi bravo başkanım. Ve bunu da yayınladık. Evet eksiklerimiz vardır. Basınla bilgilendirmediğimiz zamanlar muhakkak ki olmuştur. Biz samimi olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum Zeki Bey. Biz gerçekten bu işi zevkle, keyifle ve heyecanla Görüyorum. yapmak için Gözünüzden görüyorum. uğraşıyoruz. İzleyicileri görüyorlar. Zeki Bey tabii bu uzun bir sürenin çalışması.
Biliyorum. Çok büyük emekler, çok, gayretler verdik. Burada en büyük teşekkürü kıymetli hemşerimiz, Trabzon Sürmeneli İstanbul Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekili değerli Mehmet Muş'a sizin aracılığınıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Kıymetli bakanlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Allah bize nasip etti. Bir yılın üzerinde bir emek ve gayret sarf edildi burada. Hı hı. Değerli bürokratlarımız bize çok destek verdi. Sonsuz teşekkür ediyorum kendisine. İnanın sayısını tam hatırlayamıyorum ama defaten Ankara'ya gittik geldik. Biliyorum başkanım. Allah da bize nasip etti. Cerrahpaşa'da şu anda görüntülü de var başkanım zaten. Evet. Burası ekranda, tabii evet. Ki bitmiş hali bu zikri. Proje olarak, çizim olarak tabii ki. Eski halinde vardı zannedersem. Onları da geçiyoruz zamanı. Evet başkanım. Biz tabii ki Zeki Bey Fatih Belediyesi ile beraber bu Cerrahpaşa Hastanesi'nin tam karşısında olan bu yeri 29 yıllarına Allah nasip ederse Fatih Belediyesi'ne devredildi. Fatih Belediyesi ile beraber ortak protokol yaparak çok güzel başkanım. Efendim Trabzon sosyal tesisleri yapacağız biz burayı. İnşallah orada göreceksin işte basın diyorsunuz. İşte basının orada bir odası olacak. İnşallah başkanım. Bakın eski hali burası. Aa, evet. Bu öyle işte, mi başkanım? Evet bu bina şu görmüş olduk. Şu kafenin üstü mü başkanım? Evet bu kafe de bize ait. Görmüş o sarı bina komple mi yoksa? Evet komple o, bina, o komple o bina Allah nasip ederse. Şimdi burayı şimdi bak şu halde aldınız. Biraz sonra arkadaşlarımız gösterecek bu halde yapacaksınız. İnşallah Allah nasip ederse bu önümüzdeki haftada projeleri bitiyor. Ciddi bir çalışma yapıyoruz. Güçlendirmesi evet, işte bu halde olacak. Bu hale gelecek. Orada işte basın odası, toplantı odalarımız. İçinde ne olacak başkanım? Yani Trabzonlulara mı ait olacak? Ücretli mi olacak? Ne olacak orasının için? Bizim orada her şey ücretsiz. Tamam ne olacak? Bu kadar net söylüyorum. Ne olacak orada? Bizim orada hemşerimiz... Karnımız aç, yemek yiyebilir miyiz? Muhakkak. Her gün üç öğün yemeğimiz çıkacak orada bir kere. Sekreter ya büyük orada hizmet verecek. Allah bize bunu nasip ederse. Yurt gibi bir şey mi başkanım burası? Yurt yani? Olmayacak. En onun büyük, gibi yani. En büyük idealim... Tabii ki ben burada Trabzon Öğrenci Yurdu'na selam olsun kıymetli başkanımıza. Sevgili sosyal başkanımıza. Sosyal başkanımıza. Allah bana nasip ederse en büyük idealim benim İstanbul'da çok büyük bir Trabzon Öğrenci Yurdu yapmak. İnşallah buradaki bu hedefimizi yaptıktan sonra, burayı bitirdikten sonra en önemli şeylerden bir tanesi de Trabzon Öğrenci Yurdu'nu yaparak benim süremizi tamamlamak olacak. Şurayı yaparsanız başkanım, bir daha İstanbul'da hani bir tane gerçekten yıllardan beri Trabzonlara hizmet veren bir Trabzon talebe yurdundan sonra burası da sizin bir çabanızla, arkadaşlarınızın çabasıyla birlikte muhakkak ben burada, eser olacaktır. Burada Zeki Bey, bakın 30 kişilik yönetim kurulu üyemiz var. Bunların yarısından fazlası İstanbul'daki dernek başkanlarıdır. Evet. Ben tek başına bir şey yapmıyorum. Biz hepimiz onlar yapıyoruz. Sizi gazlıyorlar başkanım. Biz hepimiz yapıyoruz. Evet. Ben burada özellikle yönetim kurulu arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber yapıyoruz bunu. Sağ olsun. Hepsi bir tarafından bir şey tutuyor. O hepsinin bir görevi var. Herkesin kendi göreviyle ilgili yaptığı şeyler var. Tek başına hiçbir şey yapma şansınız yoktur. Dolayısıyla ben huzurlarınıza kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum. Burada inşallah göreceksiniz. Devamlı bir şekilde her gün üç öğün yememiz çıkacak. Ciddi bir sekreterya görevi görülecek. Trabzon'dan gelmiş, Hakkari'den gelmiş, ne bileyim Antalya'dan gelmiş herhangi bir Trabzonlu hemşerimiz veya Türkiye'nin neresinde olursa olsun buraya müracaat eden kim olursa olsun burada muhakkak ki onun derdine çare bulma adına elinden gelen bütün gayreti göstereceğiz. En üstüne ciddi bir restoran yapacağız. Yöresel yemeklerimizi yapacağız. Yeni yönetim işte kongre olacak mı olmayacak mı 1 Mart'ta bunlar belli olacak. Biz tabii ki heyecan duyan ben bu yönetimi nasıl olduğunu en yakın en siz biliyorsunuz. Evet. Ben listeyi yaparken de o zaman başkanım listeye işte kimi yazacağız? İşte şu var bu var denildiklerine. Kim burada çalışmak istiyorsa, kim buraya katkı vermek istiyorsa herkes bizim başımıza... Kapımız herkes açık mı diyorsunuz başkanım? Herkes açık. Biz burada katkı verebilecek Trabzon'la ilgili kim ne yapabiliyorsa bizim baş tacımız. Bizim herkese kapımız açık. Biz birlik ve beraberlik içerisinde eğer insanımızı belli bir noktada daha da ileriye taşıma adına elimizden gelen bir şey varsa
onu yapma adına kim varsa bizimle beraber yol arkadaşı olacaktır. Dolayısıyla biz o bu diye bir şey söylemiyoruz. Bakın Zeki Bey, burada açık ve net olarak şunu da söyleyeyim. Biz her yaptığımız işte samimiyiz. Her şeyin başı samimiyet diyor. Ben bütün her şeyimi net olarak söyleyen bir insanım. Yönetim kurulu arkadaşlarım da bilir. Çünkü burada biz gönüllülük esasına göre gelmiş, burada fayda ve katkı vermeye çalışmış ve çalışan, dolayısıyla beklenti içerisinde olmayan, maddi ve manevi hiçbir şey içerisinde olmayan insanların burada olması için mücadele veren bir insan olarak burayı daha da ileriye getirmenin gayreti içerisindeyiz. Onun için Ahmet olmuş, Mehmet olmuş öyle bir kıstasımız da yok bizim katil surette. Sadece ve sadece biz buraya gayret ve çalışma istiyoruz. Şu anda yine sizleri dikkatle izleyen, takip eden Çepni Dernek Başkanı Hülya Kebapçıoğlu da sizleri izliyor. Selam yine olsun. Yine sizlerden feyiz alarak programımızı zevkle dinlediğinizi söylemiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz Sayın Başkanım, teşekkür ediyoruz. Peki yavaş yavaş o zaman şimdi söylemediklerimiz de var mı diye notlara bakıyorum ama sizin de notlarınız var başkanım. Özellikle birlik beraberlik için güzel mesajlar verdiniz, onu söyleyeyim. Yani biz de tüm 61'ler bizim içimizde demiş. Trabzon sevenler de bizim içimizde dediniz. Muhakkak. Özellikle şu şapka konusunda onu bir kere daha elinize alır mısınız başkanım? Evet. Gerçekten bu konuda Trabzonsporlara çok güzel mesaj verdiniz. Yani eyvallah. Hatta yönetim kurulunda da geçen sanırım evet. Bir mesaj yazmışsınız. Herkes mutlaka Trabzonspor şapkası takacak. Piyasada şapka kalmamış başkanım. Kalmadı evet. Zor bulduk. Evet. Evet başkanım. Evet. TSE Club'larda şu an şapka yok. Başkanım, özellikle bu muhacirlikların konusunda yine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı da muhacirler mezarlığıyla ilgili söyleyeceklerini söyledi ki sanırım iki şu anda şehir arasında o konuda çalışmalar yapılırken sizin de projeleriniz var galiba değil mi? Tabii biz ortak inşallah yürütüyoruz bu projeyi. Belediyelerle ya, ortak. Bu işin içerisinde olan en önemli şahsiyet tarihçi, araştırmacı, tarihçi, yazar Mustafa Durmuşoğlu. Bizim başkan yardımcımız, federasyonun başkan yardımcısı çok ciddi çalışmalar yapıyor bununla ilgili. Dolayısıyla o oftaki o en son mezarlığı, ordu mezarlığını ortaya da çıkaran kendisi. Ben bir kere daha kendisine şahsım ve kurum adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim Trabzon'umuza büyük katkı veriyor. Ülkemizin ve tabii ki Trabzon'un gururu Selçuk Aydın kardeşimize bir yola çıktı kıymetli kardeşimiz. Boks Federasyonu Başkanı adayı olduğunu çok kendisi güzel, açıkladı. Biz tabii ki bir hemşerimiz olarak onunla Ankara'daki yapmış olduğu programda birebir yanında bulunduk. Ona desteklerimizi birebir gösterdik. Hemşerimiz ki hangi konuda, nerede, ne olursa olsun biz bu katkıyı verme adına elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Allah nasip ederse inşallah Boks Federasyonu Başkanlığı'nda Selçuk Aydın kardeşimize büyük ihtimalle olacağını buradan düşünüyorum ve bu hemşerimize de gayretimiz ve desteğimiz sonuna kadar muhakkak ki var. Boks camiasıyla böyle bir federasyon başkanı olması, federasyon başkanı olma hasabimizle hasabiyle de oradaki Ankara'daki programlarına da katıldık. Onlarla da çok hasbihallerde bulunuyoruz ve kendisini bu konuda kıymetli hemşerimizi destekliyoruz. Bir kere her şeyden evvel şunu söylüyoruz. Biz mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Evet. Bir kere bunun altını kalın harfle çiziyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biraz evvel ne dedik? Bu toprakları bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeğe geçen bütün herkesi saygıyla, milletle ve dualarla yad ediyoruz diyoruz. Dolayısıyla Edirne'den Kars'ına kadar bu ülkede bir taş üstüne koyan herkes bizim baş tacımız. Ülkeyi seven herkes bizim kardeşimiz ve başımızın tacı. Ama nedir? Biz Trabzonluyuz. Trabzon'dan doğduk. Trabzon'da büyüdük. Trabzon'un insanıyız. Nerede olursak olalım. O yörenin insanıyız. Ne diyor? Yani önce ailenden, akrabandan ve etrafından başlayarak büyüyerek gidiyorsun. Biz dolayısıyla insanımızı, hemşerimizi tabii ki seviyoruz ama başta ülkemizi seviyoruz. Dolayısıyla biz de mikro milliyetçilik yapmıyoruz. Biz lobi faaliyetlerimizi yapıyoruz. Hak ediyorsa, eğer o yere hakikaten gerekli bir ise biz sonuna kadar gidiyoruz. O kardeşimiz için, o insanımız ve o hemşerimiz için. Gece gündüz durmuyoruz. Bunu son seçimlerde de gösterdik. Bundan sonraki süreç içerisinde de göstereceğiz. Burayı yapıp teslim etmem lazım. Yani çünkü gerçekten bir emek verdik. Ve ondan sonraki bir hedefim var. İstanbul'a Allah bana nasip ederse o süreç içerisinde eğer yetişirebilirsem
Trabzon yurdunu yapacağım. İstanbul'da işte 5 yıldız otel ayarında yemeğini yiyeceği, çok iyi yatıp kalkacağı Trabzon'un insanımın. Çünkü benim büyüklerim, abilerim Trabzon'dan buraya gelip hep hatıralarında anlatırlar onu. Trabzon yurdunda şunu tanıdım. Trabzon yurdunda tabii, böyle kaldım. Tabii. Trabzon yurdunda şunu yaptım. Hep bende böyle zihnimde yer etmiştir. Ben en büyük hedeflerimden bir tanesi, eğer başarabilirsek, bu yaptığımı... Çok büyük hedef bu başkanım bu. Bu sosyal tesisimiz tabii ki hemen bitecek olan bir şey değil. Bu Mart ayının sonu gibi hı-hı, inşallah başlamayı düşünüyoruz. Rahat 5-6 ay sürecek olan bir çalışma burada. İşte asansörün konulması... Ne zaman işte, biter? Tahmini söyle başkanım. Yani şimdi tabii ki günde veremiyorum. Ciddi bir yatırım maliyeti de var buranın. Herhalde 5-6 ay gibi bir süre çok tutar yakın, yani. Yine yakın başkanım. Yani inşallah bitirmeye çalışacağız onu. Bir an evvel yetiştirmeye de çalışacağız orayı. Bundan sonraki hedeflerimiz tabii ki hedef bitmiyor. Hayallerimiz çok. Hani biraz evvel bir kıymetli hemşerimiz dedi ya, Dünya Federasyonu olma adına. Evet. Tabii ki inşallah Allah nasip ederse bunları bizden sonra gelecek başkanım, olanlar veya çıtayı bayağı yükselttiniz. Biz tabii bu çıtayı yükselmeli, daha da ileriye gitmeli. Çünkü bizim insanımız buna hak ediyor. Benim hemşerilerim buna hak ediyor. Benim ülkem buna hak ediyor. Biz İsmail Satır olarak bunu söylemiyorum. Her Trabzon'da bu heyecan vardır. Her Trabzon'da bu enerji vardır. Biz enerjimiz, sinerjimiz Allah'a şükürler olsun bunları yapabilecek kapasiteye ve bilgiye, birikime ve tecrübeye sahiptir. Bizim her insanımız. Bunun altına kalkamayacak diye bir şey yok. Allah bize şimdilik bunu nasip etti. Şu an ben buradayım. Yarın bizden sonra gelecek olan kuşaklar ve nesiller, bizden sonra gelecek olan insanlar bunu çok daha ileri getireceğine inanıyorum. Başkanım, siz öyle bir başkansınız ki işinizdeki, iş yerinizdeki çalışan arkadaşlarınız bile sizin peşinizden Trabzon Dernekler Federasyonu'na hizmet ediyor, çalışıyorlar gibi. Şu anda çok severim sevgili Salman Özyurt'u, yine okulunuzun sayın genel müdürümüzü. Sayın başkanım, İstanbul'da üniversitelerde okuyan gençler olarak bir araya gelebileceğimiz, birlikte vakit geçirip Trabzon'un için güzel çalışma yapacağımız bir mekanımız olacak mı dedi. Yani sanırım orada herkese bir yer var galiba, değil mi? İnşallah. Genel müdürümüz de Trabzonlu, Araklılı. Evet. Çok başarılı bir kardeşimiz, sağ olsun. Tabii ki inşallah en büyük ideallerimiz, düşüncelerimizden bir tanesi o. Yani orada istiyoruz ki ciddi bir geniş alan olsun. İnsanlar orada çorbasını içsin, dersini çalışsın, internetine girsin, talebelerimiz gelsin, üniversitede, haricinde dışarıda... birbirlerini buluşabilecekleri, beraber oturabilecekleri, kalkabilecekleri böyle güzel bir mekan yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu nasip, kısmet, bu düşünceler içerisindeyiz. Ne kadar başarılı oluruz, olamayız bilemiyorum. İnşallah bitirdiğimizde o açılışımıza Allah da bize nasip ederse kıymetli hemşerilerimizle beraber, bakanlarımızla beraber, bütün bürokratla beraber, basınımızla beraber orada görkemli de bir açılış yapacağız. Ülkemin, insanının şehidine sahip çıkması, bu ülkemin neresi olsa olsun, ben buradan açık ve net olarak da söylüyorum, bu tarz taleplerde biz her zaman açığız. Bunu da insanımızın bilmesini istiyorum. Ülkemin neresinde olursa olsun. Evet. Bunu biz rahatlıkla karşılayabileceğiz. İmkanlarımız da var. Elhamdülillah. Dolayısıyla burada sağ olsun bizim gençlik komisyonumuz, kadın komisyonumuz bu manada çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bakın gençlerimiz bizim gençlik kolu, gençlik komisyon başkanımız diyelim ben, kadın kolu, gençlik koluna dediniz, bu... Dediniz, duydu, mesaj gönderdi. Bak. Duydu, mesaj gönderdi. Eyvallah. Kadın kolunuz. Ben kollara karşıyım işin açıkçası. Yani insanların bir uzvu olmamalı. Yani ben kadın komisyonu olarak söylüyorum. Gençlik komisyonu olarak bunlar... Büyütecek misiniz başkanım? Tabii ki çok daha büyütecek. Ben gençlik komisyonumdan son derece memnunum. Kadın kollarından? Kol demiyoruz. Komisyon kadın, diyelim. Kadın komisyonumuzu bakın. Evet. Bizde iki tane kadın derneğimiz şu an mesela tekrar dernek başkanı bunlar. Yönetimimize tekrar aldık onları. Dernek başkanım Trabzonlu? Bir tanesi Trabzon'dan geldi. İki tanesi de Trabzon'dan geldi. Şimdi biz Allah nasip ederse sizin de programlarınızda görüyorum. Maalesef kadınlarla maalesef ilgili doğru başkanım, biraz evet, sıkıntı var. Ama gençlik komisyonumuzda mesela genç kızlarımız çok faal. Ya. Niye aşırı büyükler faal diye başkanım? Yani tabii ki bizim ülkemizde şartları, işte evlilik durumu oluyor, çalışma durumu oluyor. Bizim gençlik komisyonumuzdaki genç kızlarımız olağanüstü gayretliler. Derneğinizin nadide başkanı, tek bayanı pardon, Dilek Bulut mesaj yazmış.
İsterseniz okuyayım şimdi, kızmasın bize. Çünkü sizin tek bayan yöneticiniz galiba o. Başkanım, komisyonumuzda var, bayanlarımız var tabii. Evet. Olacak yani. Başkanım. Ben sadece onu biliyorum. Var. İnşallah zamanla tanırız. Genel başkanımıza, kadın yöneticilere ve gençliğimize verdiği destekler için teşekkür ederiz. Federasyonumuz bünyesinde aile ve kadın komisyonu için çalışmalar devam ediyor. Buradan duyuralım o zaman. Yani demek ki tabii. Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kadın komisyonu kuruluyor. O zaman tüm Trabzonlu kadınlar o zaman dernek faaliyetlerine var komisyonumuz tabii ki de büyütülecek. Değil mi başkanım? Evet. Sosyal tesislerimizde bir kadın komple kadınlarımıza ayrılacağını göreceksiniz tabii ki. Orada bu konuda çok ciddi çalışmalarımız olacak. Ya tabii ki sözlerimin başında ifade etmiştim. Sporla yaklaşık 16 yıl kulüp başkanlığı yapmış biri olarak sporla iç içe ve bilhassa futbolla iç içe olmuş biri olarak tabii ki hep istiyoruz. Trabzon her yıl şampiyon olsun. Kulübümüz her zaman başarılar sağlasın. Ama bir kere şunu bilmemiz lazım. Biz şampiyon olalım diye Trabzonsporlu değiliz. Tabii canım. Bakın dünyada Zeki Bey şehrinin takımını tutan dünyadan bahsediyorum. İkinci Napoli'den sonra %98 Napoli, %97 Trabzon. Vallahi bravo. Yani böyle bir mensubiyet duyan, böyle futbolla yatıp kalkan bir şehrin ve Trabzon'un marka değeri olan Trabzonspor'un tabii ki başarılı olmasını hepimiz çok istiyoruz. Fenerbahçe'yi ne yapar? Yenir mi Trabzonspor başkanım? Ya gönlümüz tabii ki yenme. İçinden ne geçiyor başkanım? Ben inşallah yeneceğiz diyorum. Yani ben gerçekten ümitliyim. Abdullah Avcı'dan da ümitliyim. Şapka modasını başlattı Türkiye'de ya. Yani tabii ki bugün şapka olur, yarın başka bir şey olur. Muhakkak bunlar olabilir. Bunlar gelip geçici şeyler. Önemli olan kalıcı eserler bırakmak. Geçen sene de biliyorsun sloganımız olacağızdaydı. Evet. Ama bu yıl işte kasket modamız var. Önemli olan oralara bu yapılan hizmetleri kalıcı olmasını sağlamak. Yani şampiyon olmak sadece bir hocayla, yönetimle olmuyor. Yani tüm. Biraz evvel de ifade ettik. Bunu aşağıdaki malzemecisinden yukarıdaki yöneticisine kadar, taraftarından futbolcusuna kadar, evet, bütün insanların bir arada gönül gönüle ve el ele vermesiyle beraber yürütülecek ve katkı verilmesi suretiyle beraber dostluk ve kardeşlik içerisinde bu işi götürmek ve ülkenin birlik ve beraberliğine daha çok katkı sağlama adına bu spor müsabakalarının olmasının temennisi içerisindeyiz. Biz tabii Trabzonsporumuzu çok seviyoruz. Trabzonumuzu çok seviyoruz. Ülkemizi de çok seviyoruz. Dolayısıyla bu duygu ve düşünceler içerisinde. Şapkayla kapat istersen başkanım. Çok güzel oldu. Bize bu imkanı verdiniz. Evet. Şahsım ve kurulum adına, yönetim kurulum adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi bu vakte kadar izleyen, bizi takip eden kıymetli izleyicilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde, daha güzel yarınlarla buluşma adına herkese hayırlı akşamlar diliyor. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum. Allah'a emanet ediyorum. Başkanım, Çay TV'deki muhabbetimizden memnun kaldınız mı? Ben keyif aldım. Şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı